Merhaba arkadaşlar, oturduğumuz bank ile para yatırdığımız banka sözcükleri neden bu kadar benzer? İşte aradaki ilginç bağlantı. Bunlar hakkında konuşacağız. Birbiriyle hiçbir alakası olmadığı düşünülen sözcüklerin etimolojisini incelediğimizde ortaya şaşırtıcı sonuçlar çıkabiliyor. Bu örnekte bunların en ilginç olanlarından biri. Bank ve banka sözcüklerinin birbirine benzediğini düşünmüş olsanız bile aralarında bir bağın olabileceği fikri muhtemelen size çok uzak gelmiştir. Oturduğumuz bir yer ile para yatırdığımız bir yer arasında ne gibi bir ilişki olabilir? Cevap tarihin derinliklerine saklı. Banka sözcüğünün kökeni İtalyanca'daki banco sözcüğüne uzanır. Modern bankacılık faaliyetleri İspanya'dan kovulan Yahudilerin İtalyan tahıl tüccarları ile bir araya gelip yepyeni finansman çözümleri üretmesiyle ortaya çıkmıştır. Bu faaliyetler ise İtalyan ticaret merkezlerindeki tezgahlarda yapılmıştır. İtalyanca'daki banco sözcüğü oturma sırası gemilerde kürekçinin oturdukları seki ve tezgah anlamlarına gelir. Ticari hayatı kökünden değiştiren bu mekanlar zamanla bu yeni iş kolunun da adı olmuştur. Zamanla pek çok dile bu şekilde yayılmıştır. İngilizce'de bankrupt, İtalyanca'da bankrotta demek olan iflas sözcüğünün ortaya çıkış hikayesi de oldukça ilginç. Modern bankacılığın ilk adımlarının atılmasıyla birlikte faiz, hisse senedi, iflas, fatura, sigorta gibi terimler de doğmuştur. İtalyanca'da iflas anlamına gelen bancarotta'nın yani Türkçe'de böyle, İtalyanca'da bankarotta'nın bank kırıldıdır. Eğer işleri kötü giden bir banker yatırımcılarının paralarını kaybederse mağdur kişiler o bankerin işlemlerini gerçekleştirdiği bankı gerçekten kırarlarmış. Bu nedenle bir bank iflas ettiğinde İngilizce'de ve İtalyanca'da bank kırıldı denilir. Bonus olarak da şunu söyleyeceğim. İzmir ve çevresinde mutfak tezgahına bango ya da banko denmesinin de bu hikayeye bir bağlantısı bulunuyor. Daha önce belirttiğimiz gibi banko sözcüğü İtalyanca'daki tezgah sözcüğünden geliyor. Banka ismi de burada müşterilerin gişe görevlisi önünde durduğu tezgahlardan adını alıyor. Özellikle İtalyanlar oturduğumuz bank ve tezgah için aynı sözcüğü kullandıkları için banka ve banka arasında böyle bir ilişki bulunuyor. Şimdilik hoşçakalınız, görüşmek üzere.